Ali Kemal Bey'in Genelgesi 25 Haziran'a kadar Amasya'da kaldım. Hatırlardadır ki o tarihlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey, benim görevden alındığımı ve artık benimle hiçbir resmi davranışa girişilmemesi gerektiği konusunda şifreyle bir genelge yayınlamıştı. 23 Haziran 1919 tarih ve 84 sayılı olan bu genelge metni, dikkate değer bir anlayışı gösterir belge olduğu için aynen bilginize sunacağım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23.06.1919 tarihli ve 84 sayılı şifresinin çözülmüş örneğidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte günün siyasetini pek bilmediği için olağanüstü sayılacak vatanseverlik ve gayretine rağmen yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin istek ve ısrarıyla görevden alındı. Bundan sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Reddi ilhak cemiyetleri gibi Balıkesir ve Aydın dolaylarında Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen emirsiz, Saygısız ve kanunsuz olarak kurulan bazı heyetler için öteden biri çektiği telgraflarla siyasi hatasını idari yönden de artırdı. Kendisinin İstanbul'a getirilmesi Harbiye Nezareti ile ilgili bir iştir. Ancak Dahiliye Nezareti'nin size kesin emri artık o zatın görevden alınmış olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek hükümet işleri ile ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu genelgeye uygun hareket etmekle ne gibi sorumlulukların giderilmiş olacağını takdir buyuracağınızdan eminim. Ayrıca bu önemli ve tehlikeli günlerde memur, halk, her Osmanlı'ya düşen en büyük görev, barış konferansınca geleceğimiz üzerinde karar verilirken ve beş yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken, Artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışları benimsemek, parti, mezhep, ırk ayrılıklarını gözetmek, sizin her ferdin hayatını, malını, ırzını koruyarak medeni dünyanın gözünde bu memleketi bir daha lekelememek değil midir? Ali Kemal Bey ve Padişah bu şifreli genelgeden benim ancak Sivas'a vardığım 27 Haziran 1919 tarihinde haberim oldu. Ali Kemal Bey 23 Haziran tarihinde bu genelgesiyle düşmanlara ve padişaha karşı önemli bir görevi yerine getirdikten sonra 26 Haziran 1919 tarihinde hükümetten çekilmiştir. Ali Kemal Bey'in Sadrazamlığa verdiği resmi istifa yazısından başka Saraya da gidip padişaha kendi eliyle verdiği istifa yazısı örnekleriyle sözlü açıklamasını ve padişahın ona verdiği cevabı çok sonra öğrendim. Ali Kemal Bey istifa yazılarında, özellikle bunun padişaha ait olanında Osmanlı topraklarının çeşitli yerlerinde baş gösteren ayaklanma ve karışıklık belirtileri üzerine ihtilal ateşinin hemen çıktığı yerde Yayılmadan bastırılıp söndürülmesi ve yok edilmesi için tedbir almak yalnız kendi makamını ilgilendirirken padişahın gösterdiği yakın ilgi ve güveni çekemeyen bazı arkadaşlarının birçok yersiz sebepler ileri sürerek ihtilalin daha da genişlemesine yol açtıklarından söz ettikten sonra resmi görevinden çekilmekle birlikte özel olarak hizmet ve sadakata devam edeceğini ekliyor ve sözlü olarak da resmi görevinden ayrılmasını fırsat bilen düşmanlarının hücumundan ben kulunuzu koruyunuz isteğinde bulunuyor. Padişah karşılık olarak beni büsbütün yalnız bırakmayacağınıza güveniyorum. Bağlılığınız bana büyük ümit ve teselliler vermiştir. Saray her dakika size açıktır. Refik Bey işbirliğinizden ayrılmayınız iltifatında bulunuyorlar. Kendisine olan bağlılığından padişahın büyük ümit ve teselliye kapıldığı Ali Kemal'i Bakanlık makamında ve padişah huzurunda gördükten sonra, bir de asıl gerçek görevi başında görelim. Canınız sıkılmazsa Sayit Molla'nın rahip Früoya yazdığı mektuplardan birini gözden geçirelim. Ali Kemal Bey'e son felaketi üzerine üzüntünüzü bildirdiğinizi söyledim. Bu şahsı elde bulundurmak gerekir. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bir hediye sunulması için en uygun zamandır. Ali Kemal Bey dün zaltla görüşmüş. Basın içinde biraz dikkatli olmak gerektiğini söylemiş. Daha önce herhangi bir gidişten yana yöneltilmiş olan düşünce ve kalem erbabını bu defa öncekine aykırı bir gayeye yöneltmek bizde kolaylıkla mümkün olmaz. Bütün devlet memurları Milli mücadeleyi şimdilik iyi görüyorlar demiş. Ali Kemal Bey talimatınıza harfi harfine uyarak Zeynel Abidin partisiyle de işbirliği yapmaya çalışıyor. Kısacası işler bulandırılacak. Aynı mektubun altında bir de not vardır. Şimdi onu da okuyalım. Birkaç defadır söylemek istediğim halde unutuyorum. Mustafa Kemal Paşa'ya ve taraftarlarına biraz kendilerini destekliyormuş gibi görünmeli ki hiçbir şüpheye düşmeden buraya gelebilsin. Bu işe fevkalade önem veriniz. Kendi gazetelerimizle onu desteklemeliyiz. Bu belgeler hakkında sırası gelince daha çok bilgi veririm. Şimdilik bu kadarı yeterlidir. Ali Galip Bey Sivas'ta Ali Kemal Bey'in ancak Amasya'dayken haberim olduğunu arz ettiğim genelgesi, memurların ve halkın kafasını gerçekten de bulandırmış. Her yerde eksik olmayan olumsuz ruhlu kimseler derhal aleyhimde propagandaya ve faaliyete geçmişler. Bu yoldaki baltalayıcı gösteri ve hareketlerin en önemlisi Sivas'ta hazırlanmaya başlanmış. İzin verirseniz bunu kısaca anlatayım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in bu genelge ile verdiği emrin tarihi olan 23 Haziran günü Sivas'ta Ali Galip Bey adında biri 10 kadar adamıyla hazır bulunuyormuş. Bu kimse İstanbul'dan Elazığ valisi olarak gönderilmiş olan Kurmay Albay Ali Galip'tir. Sözde o ilin ikinci derecede memurları olmak üzere bir takım insanları da İstanbul'dan seçmiş birlikte götürüyor. Ali Galip yolu üzerinde bulunan Sivas'ta kalmış. Özel bir görevi olduğuna şüphe etmemek gereken Ali Galip orada derhal kuvvetli taraftarlar bulmuş. Görevini hakkıyla yerine getirebilmek için tertip ve tedbirler almaya başlamış. Dahiliye Nezareti'nin aleyhimdeki emri gelir gelmez faaliyete başlamış. Sivas sokaklarında benim hain, asi zararlı bir adam olduğuma dair duvarlara suçlayıcı ifadeler yapıştırılmış. Kendisi de bir gün Sivas'ta vali bulunan Reşit Paşa merhumun yanına giderek Dahiliye Nezaretinin emrinden bahsettikten sonra Sivas'a gittiğim takdirde hakkımda uygulayacağı işlemi sormuş. Reşit Paşa ne yapabileceğini sormuş. Ali Galip, ben senin yerinde olsam derhal kollarını bağlar ve tutuklarım. Senin de böyle yapman gerekir demiş. Reşit Paşa bu işin bu kadar basit olacağına inanamamış. Konuşma hayli uzamış. Konuşmaya katılanlar çoğalmış. Öyle ki bir kısım halk verilecek kararı anlamak üzere toplanmış. Bugün Haziran'ın 27. günüdür. Bakışlarımızı yeniden bu noktaya dönmek üzere bir an için bu tablodan ayıralım ve Amasya'ya çevirelim. Sivas'a hareket. Ayın 25. günü Sivas'ta aleyhimde bazı yakışıksız olaylar çıkmaya başladığını haber aldım. 25-26 Haziran gecesi Yaverim Cevat Abbas Bey'i çağırdım ve yarın sabah karanlıkta Amasya'dan güneye hareket edeceğiz dedim. Bu gidişin gizli tutularak hazırlık yapılması için emir verdim. Bir yandan da 5. Tümen Komutanı ve Kurmay Heyetimle gizli olarak şu tedbiri kararlaştırdık. 5. Tümen Komutanı, Tümeninin seçkin subay ve erlerinden oluşmuş, oldukça kuvvetli bir atlı piyade birliğini hemen o geceden başlayarak süratle kuracaktı. Ben 26 Haziran sabahı karanlıkta arkadaşlarımla birlikte otomobille Tokat'a hareket edecektim. Birlik kurulur kurulmaz tokat üzerinden Sivas'a doğru sevk edilecek ve benimle bağlantı kurmaya çalışacaktı. Hareketimiz hiçbir yere telgrafla bildirilmeyecek ve elden geldiği kadar Amasya'da açıklanmayacaktır. 26 Haziran'da Amasya'dan yola çıktım. Tokata varır vermez telgrafhaneyi gözaltına aldırarak benim gelişimin Sivas'a ve hiçbir yere bildirilmemesini sağladım. 26-27 Haziran gecesini orada geçirdim. 27'de Sivas'a hareket ettim. Otomobille Tokat'tan Sivas'a aşağı yukarı 6 saattir. Sivas valisine Tokat'tan Sivas'a hareket ettiğimi bildirir açık bir telgraf yazdım. İmzada Ordu Müfettişliği ünvanını kullandım. Telgrafta bile bile çıkış saatimi kaydetmiştim. Fakat bu telgrafın yola çıkışımdan 6 saat sonra çekilmesini ve o zamana kadar Sivas'a hiçbir şekilde bilgi verilmemesini sağlayacak tedbirler aldırdım. Şimdi efendiler, bakışlarımızı yeniden Sivas'a bıraktığımız tabloya çevirelim. Ali Galip Bey ile Reşit Paşa arasında bana karşı uygulanacak işlemin tartışılması sahnesini. Tartışmanın kızıştığı bir sırada Reşit Paşa'nın elinde benim tokattan çekilen telgrafımı verirler. Reşit Paşa hemen Ali Galip Bey'e uzatır. İşte kendisi geliyor. Buyurun tutuklayın der. Reşit Paşa telgrafta yazılı olan hareket saatini görünce hemen kendi saatini çıkarır, bakar. Efendim geliyor değil, gelmiş olacaktır diye ilave eder. Bunun üzerine Ali Galip, ben tutuklarım dedimse benim il sınırlarım içinde olursa tutuklarım demek istedim deyince toplantı halinde bulunanları bir heyecan kaplar. Hep birden hadi öyleyse karşılamaya gidelim diyerek toplantıya son verirler. Ancak şehrin ileri gelenleri halk ve askerle parlak bir karşılama töreni hazırlayabilmek için biraz zaman kazanmak gerektiğini, fakat hesapça benim Sivas şehri kapılarına kadar yaklaşmış olacağımı dikkate alarak, beni şehrin girişine yakın olan Ziraat Numune çiftliğinde bir süre dinlendirmenin yolunu aramışlar. Vali Paşa, karargahımın sağlık başkanı olup, daha önce teşkilat kurmak üzere Sivas'a göndermiş olduğum Talih Bey'i çağırtarak, bu işin yerine getirilmesini ondan rica etmiş ve gerekli hazırlıkları yapar yapmaz, kendisinin de bize katılacağını söylemiş. Gerçekten de tam numune çiftliği yakınlarında karşımıza çıkan bir otomobilin içinden tali Bey göründü. Otomobillerden indik. Çiftliğin avlusunda oturduk. Tali Bey, hikaye ettiğim durumu ayrıntılı olarak açıkladıktan sonra görevinin beni burada biraz oyalamak olduğunu söyleyince hemen ayağa kalktım. Çabuk otomobillere ve Sivas'a dedim. Bunun sebebini anlatayım. O anda hatırıma gelen şuydu. Karşılama töreni yapacağız diye talibeyi aldatmış olabilirler ve gerçekte aksi bir tertip yapmak için zaman kazanmak isteyebilirlerdi. Otomobillere binmek üzereyken Sivas tarafından başka bir otomobil yanımıza yaklaştı. İçinde vali Reşit Paşa vardı. Reşit Paşa, efendim birkaç dakika daha israt buyurmaz mı diye söze başladı. Yarım dakika bile istirahate ihtiyacım yoktur. Derhal yola çıkacağız ve sen benim yanıma gel dedim. Efendim dedi. Sizin yanınıza Rauf Bey binsin. Ben arkadaki otomobille gelirim. Hayır hayır dedim. Siz buraya. Bu basit tedbirin neden alındığını açıklamaya gerek yoktur. Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askeri ve halkı selamladım. Bu manzara Sivas'ın saygıdeğer halkının ve Sivas'ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bana ne kadar bağlı ve sevgiyle dolu olduğunu gösteren canlı bir tanık idi. Ali Galip ile Karşılaşma Bundan sonra doğruca kolordu komutanlık binasına gittim ve hemen etrafındakileriyle birlikte Ali Galibi ve onun yardakçısı olduğunu anladığım fesatçıları getirttim. Onlara ne yaptığımı anlatarak zaten yeterince yorgunluk vermiş olduğuna şüphe etmediğim ayrıntıları uzatmak istemem. Yalnız bir noktaya işaret etmekle yetineceğim. Efendiler, Ali Galip karşılaştığı bu kötü davranıştan sonra bana bildirecek bazı gizli şeyleri olduğunu söyleyerek gece yalnız olarak yanıma geldi. Kabul ettim. Davranışlarının dış görünüşüne önem vermememizi rica ile Elazığ valiliğini kabul ederek gelmekten maksadının benim yolumda hizmet etmek olduğunu ve Sivas'ta kalışının benimle buluşup benden direktif almak maksadına dayandığını açıklamaya ve bin türlü delillerle ispata çalıştı. Bizi sabaha kadar oyalamak suretiyle bunu başardığını da itiraf etmeliyim. Erzurum'a hareket Sivas'taki teşkilata nasıl hareket edileceği konusunda gerekenlere talimat verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27-28 gecesinin sabahında bir bayram günü Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktık. Bir haftalık yorucu bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü halkın ve askerin içten gelen samimi gösterileri arasında Erzurum'a varıldı. İstanbul hükümetinden gelebilecek olumsuz emirleri denetlemek ve önlemek için haberleşme kanalı olan önemli merkezlerde tedbirler alınmak üzere bütün komutanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim. Komutan, Vali ve Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin Erzurum Şubesi ile temasa geçildi. Vali Münir Bey, İstanbul hükümetince görevden alınmıştı. Hareket etmeyip Erzurum'da kalması için gönderdiğim haber üzerine henüz Erzurum'da bulunuyordu. Bitlis valiliğinden ayrılıp İstanbul'a gitmek üzere Erzurum'dan geçen Masar Müfit Bey de aynı şekilde Erzurum'da beni bekliyordu. Milli gaye ile ortaya atılma kararı. Bu iki vali beyler ile 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ve yanımda bulunan Rauf Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Bey, karargahıma bağlı Kurmay Başkanı Kazım Bey, Kurmay Hüsrev Bey ve Doktor Refik Bey arkadaşlarımla ciddi bir görüşme yapmayı uygun buldum. Kendilerine genel ve özel durumu açıklayarak tutulması gerekli olan yolu anlattım. Bu münasebetle en elverişsiz durumları, genel ve şahsi tehlikeleri, her ihtimale karşı göze alınması kaçınılmaz olan fedakarlığı dile getirdim. Bir de milli gaye ile ortaya atılacakların bugün yok edilmesini düşünen yalnız saray, hükümet ve yabancılardır. Ancak bütün memleketin aldatılmasını ve aleyhimize çevrilmesini de ihtimalden uzak tutmamak gerekir. Millete önder olacakların her ne pahasına olursa olsun amaçtan dönmemeleri, memlekette barınabilecekleri son noktada son nefeslerini verinceye kadar bu amaç uğrunda fedakarlığa devam edeceklerine daha işin başında karar vermeleri gerekir. Kalplerinde bu gücü duymayanların teşebbüse geçmemeleri elbette daha isabetli olur. Çünkü aksi halde hem kendilerini hem de milleti aldatmış olurlar. Bir de söz konusu görev, resmi makam ve üniformaya sığınarak el altından yürütülebilecek türden değildir. Bu tarz bir dereceye kadar sürdürülebilir. Fakat artık o devir geçmiştir. Açıkça ortaya çıkmak ve milletin hakları adına gür sesle bağırmak ve bütün milleti bu sese ortak etmek lazımdır. Benim görevden alındığıma ve her türlü sonuçta karşı karşıya bulunduğuma şüphe yoktur. Benimle açıktan açığa işbirliği etmek aynı sonucu şimdiden kabullenmek demektir. Bundan başka bu şartların istediği adamın başka birçok bakımlardan da mutlaka benim şahsım olabileceği gibi bir iddia söz konusu değildir. Yalnız bu memleket evladından birinin ortaya atılması kaçınılmaz olmuştur. Benden başka bir arkadaş da düşünülebilir. Yeter ki o arkadaş bugünkü durumun kendisinden beklediği şekilde harekete evet diyebilsin. Bu konuşma ve açıklamalardan sonra gelişi güzel karar almak doğru olamayacağından bir süre düşünmek ve özel görüşmeler yapabilmek için görüşmelere son verdiğimi bildirdim. Tekrar toplandığımızda işin başında benim devam etmemi kendilerinin bana yardımcı ve destek olacaklarını bildirdiler.'' Yalnız bir arkadaş Münir Bey önemli mazereti dolayısıyla bir süre için kendisinin aktif görevden affını rica etti. Ben şeklen resmi görev ve askerlikten ayrıldıktan sonra da tıpkı şimdiye kadar olduğu tarzda üst komutan imişim gibi emirlerimin yerine getirilmesinin başarı için temel şart olduğunu belirttim. Bu nokta tamamen benimsenip kabul gördükten sonra Toplantıya son verildi. Efendiler, İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı makamında birbirinin yerini alan Cevat ve Fevzi Paşalardan, Barış Hazırlığı Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'den başlayarak, Erzurum'a gelinceye kadar her yerde temas ve ilişkide bulunduğum komutan, subay, her türlü devlet adamı ve ileri gelen kimselerle burada Erzurum'da yaptığım gibi görüşmeler ve anlaşmalar yapmıştım. Bundaki yarar takdir buyurulur. Erzurum Kongresi Hazırlıkları Erzurum'a gelişimin ilk günlerinde Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamak üzere gerekli tezbirlerin alınmasına önem verildi. Efendiler, Vilayat-ı Şarkiye Müdafai Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'nin 3 Mayıs 1919 tarihinde bir kurucu heyet meydana getirmek üzere oluşturduğu Erzurum Şubesi, Trabzon ile de anlaşarak 1919 yılı Temmuzunun 10. günü Erzurum'da bir vilayet-i şarkiye kongresi toplamaya teşebbüs etti. Benim daha Amasya'da bulunduğum tarihlerde, Haziran içinde, Doğu illerine temsilci göndermeleri için teklif ve davette de bulundu. İllerden temsilci getirilmesi için o tarihten başlayarak benim Erzurum'a gelişime kadar ve ondan sonra da bu konuda pek çok gayret sarf etti. Ancak o günlerin şartları içinde böyle bir maksadın gerçekleştirilmesindeki güçlüğün büyüklüğü kolaylıkla takdir olunur. Kongrenin toplanma günü olan 23 Temmuz yaklaştığı halde illerden gönderilmesi gereken temsilciler seçilip gönderilmiyordu. Halbuki bu kongrenin toplanmasını sağlamak artık pek önemli olmuştu. Bu sebeple tarafımızdan da ciddi teşebbüslerde bulunmak gerekti. İllerin her birine açık telgraflar gönderildiği gibi, bir yandan da şifreli telgraflarla valilere, komutanlara gereken tebligatta bulunuldu. Sonunda 13 günlük bir gecikme ile yeterince temsilci getirtilerek kongreyi toplamak mümkün olabildi. Efendiler, milli mücadeleye ordu mensuplarının desteğini sağlamak, askeri ve milli mücadeleyi birbiriyle uyumlu olarak yürütmek işi de son derece önemliydi. Trabzon'daki tümen vekaletle idare ediliyordu. Asıl komutanı Halit Bey, Bayburt'ta gizlenmişti. Halit Bey'i gizlendiği yerden çıkartmak iki bakımdan gerekliydi. Biri ve en önemlisi İstanbul'a çağrılmanın ve bir emre uymamanın gizlenmeye gerektirecek nitelikte olmadığını millete ve özellikle ordu mensuplarına göstererek manevi gücü yükseltmek içindi. Diğeri de sahilde önemli bir nokta olan Trabzon'a dışarıdan bir saldırı olduğu takdirde oradaki tümenin başında gözü pek bir komutan bulundurmak maksadına dayanıyordu. Bundan dolayı Halit Bey'i Erzurum'a getirttim. Kendisine bizzat önemli bir talimat verdikten sonra gerektiğinde derhal tümeninin başına geçmek üzere maçkada bulunması için de emir verdim. Biz bu işlerle uğraşırken bir yandan da İstanbul'da Harbiye Nezareti makamında bulunan Ferit Paşa'nın ve Padişah'ın İstanbul'a dönmemi sağlamak üzere birbiri ardınca çekilen aldatıcı telgraflarına da türlü karşılıklar vermekle vakit kaybına mecbur oluyorduk. Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek vicdani göreve devam etme kararı. Harbiye Nezareti İstanbul'a gel diyor padişah önce hava değişimi al İstanbul'da bir yerde otur fakat bir işe karışma diye başladı. Daha sonra ikisi birlikte mutlaka gelmelisin dediler. Gelemem dedim. Sonunda 8-9 Temmuz 1919 gecesi sarayla açılan bir telgraf başı görüşmesi sırasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır süre gelen oyun sona erdi. İstanbul o dakikada benim resmi görevime son vermiş oldu. Ben de aynı dakikada 8-9 Temmuz 1919 gecesi saat 22.50'de Harbiye Nezaretine saat 23'te Padişaha resmi görevimle birlikte askerlikten de ayrıldığımı bildiren telgrafları çekmiş oldum. Durum tarafımdan ordulara ve millete duyuruldu. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve yetkilerden sıyrılmış olarak Yalnız milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek ve onun tükenmez feyiz ve kudret kaynağından ilham ve güç alarak vicdani görevimize devam ettik. Biz 8-9 Temmuz gecesi İstanbul ile telgraf başında konuşurken bunu başka dinleyenlerin ve ilgilenenlerin de bulunduğunu tahmin etmek güç değildir. O tarihlerde ve ondan sonraki zamanlarda en hafif deyimiyle saflıklarını uyanıklık ve tedbirlilik gibi göstermeye çalışmış olanlar hakkında bir fikir vermiş olmak için müsaade buyurursanız, şu belgeyi olduğu gibi bilgilerinize sunmak isterim. Konya 0907 1919 Saat 6 3. Ordu Müfettişliği Başyaverliğine Telgraf ve Posta Genel Müdürü Refik Halit Bey ile Konya valisi Cemal Bey 6 7 Temmuz gecesi telgrafla makine başında konuştular. Konuşmanın şöyle geçtiğini haber aldım. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri için gerekli işlem yapıldı. İstanbul'a getirilecek. Cemal Paşa Hazretleri için de yapılacak işlem hazırdır. Konya valisi de teşekkür ederim dediler. Uygun bir şekilde Paşa Hazretlerini arz etmenizi rica ederim. 2. Ordu Müfettişliği Şifre Müdürü Hasan. Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi. Gerçekten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün için izin alarak İstanbul'a gittiğini 4 gün önce öğrenmiş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa ile Samsun'a çıktığım günden beri milli davayı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak, askeri ve milli hazırlıklara girişmek ve teşkilat kurmak konularında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici olumlu cevapları almıştım. Benimle bu tarzda ilişki kurmuş olan bir komutanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi, akıllıca bir iş olmamak gerekirdi. Bu sebeple 5 Temmuz 1919 tarihli şifre ile, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Salahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdırdım. 1. Cemal Paşa'nın 10 gün için İstanbul'a hareketinin gerçek sebebini açıkça ve çok acele olarak bildirmenizi. 2. Zat-ı alinizin hiçbir sebep ve şekilde oradaki birliklerin başından ayrılmanız doğru değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile de haberleşerek en kötü ihtimale karşı tedbirler almanız gereklidir. Her gün durumunuz hakkında kısa bilgiler vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin örneğini aynı tarihte Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya da bildirdim. Salahattin Bey'in Konya'dan 6-7 Temmuz tarihinde yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey ile telgraf başında konuştuğu sırada cevap olarak verdiği şifreli telgrafta Cemal Paşa İstanbul'da bazı kimselerle temas etmek, ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün için ve kendi isteğiyle izinli olarak İstanbul'a gitmiştir denmekteydi. Cemal Paşa gitti fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye Nazırı olarak göreceğiz. Komutayı elden bırakmama emri Maalesef bu durumun tanığı olan ve kendisine birliklerinin başından ayrılmaması tavsiye edilen Salahattin Bey'in de bir süre sonra İstanbul'a gittiğini öğrendik. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiriyi gönderdim. 1. Bağımsızlığımızı koruma uğrunda kurulmuş ve teşkilatlanmış olan milli kuvvetleri, Hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunulamaz. Devlet ve milletin mukadderatından milli irade söz sahibi ve hakimdir. Ordu bu milli iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple komutadan uzaklaştırıldıkları takdirde yerlerini alacak kimseler işbirliği yapılacak niteliklere sahipseler komutayı onlara bırakacaklar. Ancak kendileri de yetki bölgelerinde kalarak milli görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde yani bir ikinci İzmir olayına yol açabilecek kimselerin tayini halinde komuta asla bırakılmayacak. Bütün müfettiş ve komutanlarca kendilerine güvenilmediği gerekçesiyle yapılan tayin reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. 3- memleketimizi kolayca işgal edebilmek maksadıyla itilaf devletleri tarafından yapılacak baskılarla hükümet herhangi bir birliği, askeri ve milli teşkilatımızı dağıtma emri verirse bu emir kabul edilmeyecek ve yerine getirilmeyecektir. 4- Hedef ve gayesi milli bağımsızlığı kurtarmak olan müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin gerileme ve başarısızlığına yol açacak herhangi bir etki ve müdahaleyi ordu kesinlikle önleyecektir. 5. Devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarma gayesinde devletin bütün sivil memurları, müdafai, hukuki, milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi yasal yardımcılarıdır. 6. Vatanın herhangi bir bölgesine saldırıldığı takdirde bütün millet haklarını savunmaya hazır bulunduğundan bu gibi olaylar karşısında işbirliği için her yer birbirini en kısa zamanda haberdar ederek, savunmada hareket ve işbirliği sağlanacaktır. Bu bildiri Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarıyla diğer ilgililere gönderilmiştir. Refet Bey'in 3. Kolordu Komutanlığını Bırakması Bu genel bildirimizden 5-6 gün sonra Kavak'tan 3. Kolordu Komutanı Refet imzalı 13 Temmuz 1919'da yazılmış bir şifreli telgraf aldım. Telgrafın metni aynen şudur. İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle Harbiye Dairesi Başkanı Albay Salahattin Bey benim görevimi devralmak üzere geldi. Benim de aynı gemiyle dönmemi nezaret emrediyor. Salahattin Bey gayeye uygun olarak çalışacak. Genel durumu göz önünde tutarak komutayı kendisine devretmeyi uygun buldum ve Harbiye Nezaretine görevden ayrıldığımı bildirdim. Ayrıca geniş bilgi veririm. Sivas yönüne hareket ediyorum. Beşinci tümen komutanı Arif Bey vasıtasıyla Amasya'ya cevap veriniz. Efendiler, itiraf etmeliyim ki bu tutum ve tavırdan pek memnun olmadım. Refet Bey'in benimle olan işbirliği İstanbulca biliniyor. Bu çalışmaları benimseyen bir kimse, onun görevini devralmaya hem de bir İngiliz gemisiyle gelince derhal verilmesi doğal olan hüküm bu kimsenin İngiliz görüşüne hizmet edebileceği konusunda kendisine güvenilmiş olmasıdır. Bu hüküm Bizan'dan ibaret olsa bile Refet Bey'in komutayı devirde acele etmemesi, hiç olmazsa bizim de görüşümüzü alması gerekirdi. Güvenip komutayı kendisine devrettiğine göre hiç olmazsa bir süre ondan ayrılmayıp durumumuzu ve görüşlerimizi ona iyice benimsetinceye kadar birlikte çalışması ve kendisiyle aramızda bir bağlantı kurduktan sonra uzaklaşması yerinde olurdu. Bununla birlikte bir oldu bitti karşısında bırakılmış olduğuma göre iki noktada teselli aramakla yetinmeye mecburdum. Birincisi Refet Bey'in telgrafındaki Selahattin Bey gayeye uygun olarak çalışacak cümlesi, ikincisi de Refet Bey'in hiç olmazsa İstanbul'a gitmemiş olmasıydı. Bu durum üzerine komutanların İstanbul'a gitme hususunda en küçük bir yanılmalarının pek pahalıya mal olacağını ve programımızı en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğimizi bütün komutanlara bildirmek suretiyle hemen dikkatlerini çektim. Refet Bey'e de aynı tarihte 14 Temmuz 1919 Salahattin Bey'in kararlarımızı istenildiği şekilde uygulayacağı, Buradaki arkadaşları fazlasıyla duygulandırmış ve onlara güç kazandırmıştı. Cümlesi de bulunan bir şifreli telgraf çektirdim. Selahattin Bey'in kendisine de aynen şu telgrafı çektirdim. 14.07.1919. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığına Refet Bey'edir. Aşağıdaki telgrafı uygun görürseniz Selahattin Bey'e ulaştırınız ve sonucu bildiriniz. Mustafa Kemal. Selahattin Beyefendiye. İstanbul'un düşmanlarca kuşatılmış çevresinden Milletin kutsal bağrına gelmeniz ve fedakar arkadaşlarınızın azim ve vatanperverlik meydanına sizin de şeref vermiş olmanız büyük bir sevinçle karşılandı. Kutsal amacımızın gerçekleştirilmesi uğrunda gösterilecek ortak gayrette Tanrı hepimizi zafere ulaştıracaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi Kurmay Başkanı Albay Kazım Selahattin Bey hakkında ilk şüphe ve kararsızlık yine Selahattin Bey'in gayeye uygun olarak çalışacağını söylemesi üzerine kendisine güvenen ve hemen komutayı teslim edip Sivas'a doğru uzaklaşan Refet Bey tarafından gösterilmiş oldu. Refet Bey'in Amasya'dan çektiği bir telgraf yalnız Selahattin Bey hakkındaki şüpheyi değil, daha birkaç nokta ile ilgili görüşleri de ortaya koyuyordu. Müsaade buyurursanız olduğu gibi bilginize sunayım. Acele güvenlikle ilgili 719 Amasya 15 1919. Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığına Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini. Salahattin Bey'i tanırsınız. Birdenbire ürkmemesi gerekir. Önce Kazım Paşa tebrik dolayısıyla ve yumuşak ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamit Bey'in görevden alınması hakkında daha bir şey yok. Fakat yerinde bırakılması için teşebbüslerde bulunuldu. Görevden alınırsa buralarda kalacağını pek sanmıyorum. Bununla birlikte etkilemeye çalışıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacakları şüphesizdir.'' Ben kendimi duruma göre ayarlayarak buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anladığıma göre Kazım Paşa'nın durumu da tehlikelidir. Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim. Refet 5. Tümen Komutanı Arif Bu telgrafta adı geçen Hamit Bey Samsun Mutasarrıfı'ydı. Hamit Bey, Samsun'a gelişimizin ilk günlerinde Refet Bey'in aralarındaki eski hukuk ve dostluk dolayısıyla ortak gaye uğrunda sonuna kadar bizimle birlikte fedakarca çalışacak vasıfları taşıyan bir arkadaş olduğuna güvendiği için bana tavsiye ettiği ve benim sadrazamlığa ve genelkurmay başkanı Cevat Paşa'ya durumu bildirerek Samsun'a getirebildiğimiz zat idi. Böyle bir zatın Er geç görevden alınacağına şüphe var mıydı? Fakat Refet Bey yerinde bırakılması için gereken yerlere başvuruldu diyor. Nerede, kimlerle giderek? Kim başvurmuştur? Sonra görevden alınırsa buralarda kalacağını pek sanmıyorum. Bununla birlikte etkilemeye çalışıyorum diyor. Nereye? İstanbul'a mı gidecek? Nasıl? Bu zat bugüne kadar bizimle birlikte çalışmıyor muydu? Bu telgrafında Refet Bey, kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarını kesin olarak kabul ediyor ve kendisini duruma göre ayarlayarak buralarda kalacağını söylüyor. Oysa durum belli ve yapılacak şeyi ben kendisine 7 Temmuz 1919 tarihli genel talimatımla bildirdim. Adı geçen talimatın ikinci maddesi. Ondan başka yapılacak şey yoktu. Rafet Bey İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anlamış ki Kazım Paşa'nın da durumu tehlikelidir. Bu ne demektir? Azim ve iradelerini en çok korumaları gereken arkadaşların bize karşı herhalde rahmet okumayacak kimselerin sözlerinden tehlike kuruntusuna kapılmaları ve bunu inanarak söylemeleri ne demektir? Rafet Bey telgrafının sonunda bana da ders veriyor. Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim diyor. Buradaki ölçülü kelimesinden maksada ne olabileceğinin yorumunu anlayış sahiplerine bırakırım. Bana iyi idareyi tavsiye eden zat, bu tavsiyeyi benim verdiğim emir ve talimatı hakkıyla yerine getirip görevi başından ayrılmadan önce yapmış olsaydı daha içten hareket etmiş olurdu sanırım. Refet Bey'le haberleşmeler. Efendiler, 3. kol ordudan bu münasebetle Refet Bey ve Selahattin Bey'lerden yeniden söz etmek gerekiyor. İlgisi şudur. İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri söylentisini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas'a gelen çeşitli yönlerde askeri tedbirler aldırmak gerekmişti. Bu münasebetle Amasya'da bulunan 5. Tümen Komutanlığına 18 Temmuz 1919 tarihinde verdiğim bir emir metninde daha o sırada Amasya'da bulunan Refet Bey'e ait de şu cümleler vardı. Durum hakkında Refet Bey'in önemli dikkati çekildi. Belki Refet Bey böyle bir durumu dikkate alarak şimdilik Amasya'da kalmayı da tercih eder. 5. Tümen Komutanı'nın 19 Temmuz 1919'da verdiği cevapta dikkate değer şu cümleler yer alıyordu. Selahattin Bey halen Samsun'dadır. Şimdiye kadar kendisiyle temas edemediğim gibi hiçbir ciddi ve önemli haberleşmede yapılmamış olduğundan adı geçen komutanın düşünce ve inancının ne merkezde olduğunu bilemiyorum. Ankara Refet Bey gerektiğinde İngilizlere karşı koyacak kadar cesaret gösteremeyeceğini hissettirmişti. Refet Bey 18 Temmuz 1919'da Sivas'a hareket etti. Bunun üzerine Refet Bey'e şu şifreyi verdirdim. Şifre kişiye özel. Sayı 115. 1907 1919. Amasya'da 5. Tümen Komutanlığına. Sivas'ta 3. Ordu Sıhhiye Müfettişi Albay İbrahim Talib Beyefendi'ye Refet Bey'dir. Selahattin Bey'e telgrafımı verdiniz mi? Bu arkadaşımızın kesin durumunun mutlaka tespit edilmesi ve kararsızlık yahut iki taraflı idare gibi felaket doğuracak bir duruma hiçbir şekilde tahammül ve rıza gösterilmemesi bir vatan görevi olduğundan bu hususta evet veya hayır şeklinde kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi zaruridir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için en uygun programdır. Şimdiye kadar hemen bir hafta geçtiği halde hiçbir kesin bilgi alınamaması, İstanbul'dan gelen bir haberde kendisi hakkında sağlam bir kanaat gösterilmemesi ve hareketinden önce Sadık Bey'le gizli bir görüşme yaptığından ve dostluğundan söz edilerek şikayet edilmesi bu telgrafımın yazılmasına yol açmıştır. Bu durumu ve sonuçlarını özellikle sizin takdir etmeniz ve çözmeniz gerekir. Zira herhangi bir halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve milli gayeye aykırı bir tek sözün bile yaratacağı tepkiyi ve bunun doğuracağı durumu şimdiden düşünmek yeterlidir. Mustafa Kemal Üçüncü Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Yalnız bu telgrafımıza değil, çok şeye cevap olan Refet Bey'in şu telgrafını olduğu gibi bilginize sunacağım. Güvenlikle ilgili ve çok acele. Sivas 22.07.1919 Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Telgrafınızı Salahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Selahattin Bey'i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir zattır. Bu bölgede 10 günden fazla kalmamak niyetiyle gelmiş. Az kalsın komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven duygusu vererek ve inandırarak vatani görevini hatırlattım. Memleketini herhalde sever ancak vakitsiz iş görmeye gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan haberi olduğu gibi bu işi halletmek üzere İstanbul'da da çalışmış ve başarılı olmuş. Buraya Cevat Paşa tarafından seçilerek gönderilmiş. Bu bakımdan gayeye zararlı olamaz ve hiçbir halk topluluğunda gayeye aykırı tek bir söz söylemez. Aksine milli gayeye uygun olarak fakat sessiz bir şekilde çalışacağına söz verdi. Sadık Bey ile ilişkisi hakkında verilen bilgilere inanmıyorum. Zaten aldığımız haberi iyice kontrol etmeden ve belirli bir program yapmadan çalışmak kuvvetlerin kaybına yol açıyor. Doğu'nun durumu hakkında bana verdiğiniz bilgilerde aldığınız abartılmış haberlere kapılmamış olsaydınız belki de ben bu durumu daha iyi idare eder ve komutayı terke mecbur kalmazdım. Tek başına karar verecek insanların gerçek durumu bilmeleri gereğini siz de takdir buyurursunuz. O halde Selahattin Bey'i boşu boşuna ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasına rica ederim. Selahattin ile ilgili telgrafınıza lütfen bir daha okuyunuz. Fırtına ile başlayıp sessizlikle biten bu telgraftan kesin olarak ne demek istendiğini çıkaramadım. Bununla birlikte birkaç güne kadar Salahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Şüphesiz kendisini uygun bir tarzda ve amaca hizmet yolunda idare için gerekli tedbirleri alıyorum. 2. Samsun'a çıkarılan taburun buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle birlikte Asıl Sivas'ta bulunduğunuzu zannettikleri zat-ı alilerine karşı bir gözdağı vermek maksadıyla çıkarıldığını İngilizlerle temasımda anladım. Beni İstanbul'a gitmeye razı etmek için kavakta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere karşı gösterdiğim direnmeyi fırsat bilerek fakat aslında zat-ı alilerini yıpratmak için beni görevden aldırdıklarını açıkça söyledi zat ailelerinin öteki dayanağı Kazım Karabekir Paşa'ymış. Bu bakımdan Kazım Paşa ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak bir tutamak vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifanız üzerine Kazım Paşa'yı komutan vekili olarak tayin etmesi, İstanbul'dakilerden bir kısmının kötü bir niyeti olmadığını gösteriyor. Ancak İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini de Selahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğini gösterir. 3. Benim İstanbul'a götürülmem için İngilizlerin İstanbul hükümetine baskı yapmaları pek muhtemeldir. Çünkü benimle İngilizlerin arasında resmi bir ilişki var. Bu baskı artarsa Selahattin Bey'i güçlü bir durumda bırakmamak için izmi kaybettireceğim. 4. Hamit Bey'in değiştirileceği söylentisi daha gerçekleşmedi. Onun yerinde bırakılması için gerek Selahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul hükümetine başvurdular. Bu zatın değiştirilmesi girişimi dahiliye nezaretiyle kavga etmesinin sonucudur. Selahattin Bey'in yerine Konya'ya Sedat Bey'in geldiği de doğru değildir. Her ne kadar Hamit Bey bütün komutanların değiştirileceğini haber aldığını yazıyorsa da Kazım Paşa'nın vekil olarak tayini bunun aksini gösteriyor. 5. Sivas Kongresi ile ilgili olarak sadrazamlıktan doğruca illere gönderilen 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördünüz mü? Karahisar'daki tümen komutanı bu kongreye temsilci seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış bu davranış tarzına uygun buluyor musunuz? Almanya ile yapılan barış antlaşması ve doğudaki sessizlik, durumun gelişmesini beklerken bizim de ihtiyatta bulunmamızı gerektirmiyor mu? Şahsım için hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır. Yalnız kararsız ve programsız hareketlerle gayeyi çıkmaza sokacağız. Ya ihtiyatlı olalım yahut da işi hemen açığa vuralım. Ne var ki ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden bugün için bir fayda bekliyor musunuz? Bugünkü duruma göre bu kongrenin Sivas'ta ve açıktan açığa yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönlerinden Sivas'a gelecek bir darbe özellikle bu il halkının kansızlığı yüzünden Anadolu'yu ikiye ayırır ve pek tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son ana kadar tarafsızmış gibi görünmesi son derece önemlidir.'' Bu kongrenin mutlaka toplanması gerekiyorsa aldığımız haberlere göre temsilciler de gelebilecekler ise acaba bunun doğuda başka bir yerde toplanması daha uygun düşmez mi? 6. Sivas ve Amasya şehirlerinin halkı pek bayı. İlçelerde, köylerde halk bunlara bakarak çok daha iyi. Bundan sonra çalışmalarımı ona göre ayarlayacağım. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki milli mücadelenin hiçbir parti veyahut bir şahsın kendi özel emellerini gerçekleştirmek maksadına dayanmayıp, sırf milletin selamet ve istiklalini kurtarmak gayesine dayandığı konusunda, zat-ı alileri tarafından bir bildiri yayınlayarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna gerek görüldüğü takdirde ben bunun zat-ı aliniz tarafından bir bildiri şeklinde değil, belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına sokularak yayınlanmasının uygun olacağını zannediyorum. 8. Ajanslar meclisi mebusan seçimlerinden bahsediyorlar. Bu hususta ne düşünüyorsunuz? Refet. Bu telgrafta verdiğimiz cevabı da olduğu gibi aktarmakla yetineceğim. Şifre. Subay yeriyle çekilmesi. Acele. 171. 23.07.1919 Sivas'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e, Refet Beyefendi'ye. 1. Salahattin Bey hakkında telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu zat için söz konusu olan hususlar İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istenildiği gibi kontrol edebilmek nadiren mümkündür doğunun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartmadan uzak olmamakla birlikte bize yanlış bir adım attırmış değildir kanısındayım. Mukadderatımız da yalnız doğudaki olayların gelişmesine bağlı kalınmakta yetinilmiş değildir. Milli teşkilatı genişlik ve canlılık kazandırarak kökleştirmek, kongrelerle milli davayı benimsetmek, ordunun milli teşkilata destek ve yardımını sağlamak, Milli davanın kaybına meydan vermemek için komuta ve silah meseleleriyle gereken kesin kararı verme hususlarında şimdiye kadar yapıldığından başka türlü ve daha ihtiyatlı davranmak acaba bugünkü verimli sonucu sağlayabilir miydi? Herhalde şimdiki durum herkesi sevindirecek derecededir. 2. Kazım Paşa'nın komutan vekilliğine tayini pek yerinde olmuştur ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak görünürde bir sebep vermemeye çalışıyor. Ancak silah konusunda ve Trabzon'a asker çıkarılmasını önleme hususunda hoşgörülü davranmayacağımız aşikardır. Halbuki ileri sürülen bu sebepler İngilizlerin hiç de hoşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a götürülmem için pek çok ısrar ettiler ve hükümete ağır baskı yaptılar. Hükümet ve padişah ile makine başında günlerce devam eden görüşmeler sırasında bu nokta açıkça bildirildi. Bu konuşmaların metinleri görüştüğümüzde sizin tarafınızdan da görülecektir. Yalnız şu var ki meslekten ayrılınca ısrar son buldu. Bu bakımdan sizin için de istifadan sonra büyük bir ısrar olacağını sanmıyorum. Bununla birlikte ve aksi halde izinizi kaybettirmektense Selahattin Bey'in güç duruma girmesini tercih ederim. Burada Halit Bey hakkında hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'ya çok ısrar ettiler. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiği içindir ki bugün Halit Bey resmen olmasa bile yine tümenin başında bulunuyor. 4. Hamit Bey son telgrafıyla hepimizden daha çabuk hareket etme isteğini gösteriyor şimdilik yumuşatıldı. 5. Sivas Kongresi ile ilgili telgrafı henüz görmedim. Gerçekten de bazı yerlerde olumlu, bazı yerlerde olumsuz yönde aşırılıklar görülüyor. Şüphesiz durma göre ve verimli hareketlerle bulunabilecek şekilde ihtiyatlı davranma taraflısıyım. Herkesi ilgilendiren bu açık ve kesin program Bugün toplanmaya başlayan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok yarar beklerim. Bugün değil, Sivas Kongresi ilk defa söz konusu edildiği gün bile her yönden ve özellikle güneyden bir darbe gelebileceğini büyük bir ihtimal kapsamında gördüğümü ve bundan dolayı da savunma tedbirleri alınması için ricada bulunduğunu hatırlarsınız. Bununla birlikte Erzurum Kongresi toplandıktan sonra Sivas'a gelecek temsilcilerin sayısına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı etkilerden doğacak duruma göre daha pratik ve güvenilir bir şekilde düşünülür. 6. Siz kardeşimin çalışmaları düzenleme konusundaki düşüncesi pek yerindedir. Ancak şehirleri de milli duygu ve etki altında tutmaktan uzak kalınmayacağını ümit ederim. 7. Milli mücadelenin gaye ve hedefi kongre tarafından yayınlanacak bildirilerle tasavvur buyurduğumuz şekilde duyurulacaktır. 8. Meclisi Mebusan toplanmalıdır. Fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da. Bu konu kongrede görüşüldükten sonra teşebbüse geçilecektir. Hepimiz gözlerinizden öperiz kardeşim. Mustafa Kemal. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı